Evet sevgili dostlar, hepiniz yayına hoş geldiniz. 18 Eylül Çarşamba günü oynayacak olan karşılaşmaları değerlendirmek üzere bir kez daha sizlerle birlikteyim. Yenilenen formatıyla Şampiyonlar Ligi'ni değerlendirmeye devam ediyoruz ve yine Çarşamba gününden de 6 tane mücadele var oynanacak olan. Bunların hepsini sizler için değerlendireceğim. Kendi naçizane görüşlerimi yayın içerisinde aktaracağım. Aynı fikirde olduklarınız, hoşunuza giden, benim gibi düşündüğünüz karşılaşmalar varsa sizler de dilerseniz kuponlarınıza taşıyabilirsiniz. Yine değerlendirme altına alabilirsiniz sevgili dostlar. Tabii son yayınımızı, salı yayınımızı sabah erken saatlerde gerçekleştirmiştim. Bu kez de gece geç saatlerde kamera karşısında geçmiş durumdayım. Şampiyonlar Ligi mücadele oynandıktan sonra ve hakikaten bir yorgunluk da var üzerimde. Yani sizlere kadar sirayet ediyorsa, bir enerji düşüklüğüm varsa da kusura bakmayın arkadaşlar. Yayından sonra da hemen kafayı koyup açıkçası yatacağım. Tabii beğeni desteğinde bulunacak dostlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Abone olarak yine kanala destek verecekleriniz mutlaka olacaktır. Hepinize desteklerinizden dolayı bir kez daha teşekkür etmek istiyorum sevgili dostlar. Salı yayınımızda kazanan tercihlerimiz var, kaybeden tercihlerimiz var. Mesela ilk aklıma gelen Lisbon-Lille maçının, evet belki beklentiye gitti, belki maç sonucu bir geldi yine. Yani tüm dünyanın oynadığı tercih başarılı oldu ama 1.45'lerden, 1.50'lerden maç sonucu biri değil. Mesela 1.94'ten 2-3 golü değerlendim altına aldık. Daha yüksek oranlar orada başarılı. Juventus tercihimiz mesela neredeyse yine 2-3 golü geliyordu. Son dakikada bir PSV golü geldi. O şekilde başarısız olmuş oldu. Young Boys Aston Villa maçı ilk yarıdan maç bitti mesela bizim adımızda. Deplasman 1.5 gol üstü ki 2.5 gol üstü belki geldi ama çok zorladı oynayanları. İşte karşılıklı gol var gelmedi mesela. Young Boys gol atamadı ki bütün dünyada bir karşılıklı gol var beklentisi de vardı. Tabii Bayern maçı değil mi? Yani makarasını döndürebiliriz herhalde. Oran almak adına bir 4.5 altına gidelim demiştim. Çok değil, bir 3 katı kadar falan daha fazla gol oldu. O da işin yani makara kısımlarından biri oldu. Baktığımızda %50 seviyesinde kaldık. Yani tabii ki tatmin edici bir seviye değil. Çok kolay da değil tabii. Yani Şampiyonlar Ligi'nde bu ilk fikstürleri değerlendirmek yeni formatta. Yani ne bekliyor bizleri onu işte kestirmek biraz daha işte görerek yaşayarak ve gördüklerimizden tabii notlar alarak da bir sonraki fikstürlerde kullanmak adına değerlendirmemizi yapmaya çalışıyoruz. Ama tabii şöyle bir en azından hani 6 tercihimizin bir 4'ü tabii mümkünse hepsi ama dediğim gibi çok kolay olmayabiliyor özellikle böyle ilk fikstürlerde. Ama 6'da böyle bir 4'ü 5'i yakalarsak daha da memnun olacağımı söyleyeyim. Yine salıdan da başarılı olan tercihlerimizi değerlendirip kazanan dostlarımız varsa da onları da tebrik etmiş olalım. Tabii gruplarımızda ya inanılmaz bir salı günü geçirdik. Özellikle Süperstar'da gerçekten ya paranın altında kaldık diyebilirim sevgili dostlar. Şöyle herhalde bir 4-5 günlük falan hasılatımız, kupon paralarımız çıkmıştır diye düşünüyorum ki sorular da geliyor yani nasıl katılabiliriz gruplarınıza vesaire diye. Ben hem salı performansımızı çok kısaca sizlere göstermek istiyorum hem de nasıl katılacağınız konusunda ilgilenen dostlarımıza da gerekli bilgileri de vermiş olalım. Tabii yurt dışı kombinimizi yine yaptık. Tek kombin yurt dışında yine 3 tane nokta atışıyla ilerledik. 1.55 oran. Allah bereket versin. 5.000, 7.000, 8.000, 10.000 misiyle burada dostlarımız oynuyorlar. Tabii çok daha yüklü oynayanlar da var ama benim çok yani tasvip ettiğim bir şey değil ama onların da tabii hayat şartları, gelirleri o doğrultuda. O yüzden onları da tabii çok üzmeyecek miktarlar oluyor ama genelde çok da abartmakta fayda var sevgili dostlar. Yurt dışı kombinimiz yine sekmede gördüğümüz gibi dostlarımız burada güzel bir kazanç elde ettiler. Süperstar'da iki tane tek maç önerisinde bulunduk ki bunlardan ilki Young Boys Aston Villa maçının deplasman 1.5 gol üstüydü. İlk yarıdan tak tak zaten Aston Villa attı golleri işi bitirdi bizim adımıza. Galatasaray Gaziantep'te de bir Galatasaray galibiyeti beklentim vardı ama hem işte Osimhen'in, Jakobsen, statü gereği oynayamayan oyuncular, bir hafta içi maçı olması, Antep'in kapalı oyun derken 4.5 alt koyduk yanına ve 1.60 gibi yine sağlam bir orandan günün ikinci tek maçında aldık cebimize koyduk sevgili dostlar. Bununla da yetinmedik ve İngiltere Federasyon Kupası'ndan bir ikili oluşturup dostlarıma önerdim. Brentford-Lorient maç, Leighton-Orient maçının daha doğrusu. Maç sonucu 1 ve 4.5 altı. Yine United'ın da son Southampton maçının üzerine, galibiyetin üzerine hızlı bir başlangıç yapabileceğini yine analiz yazımda belirtmiştim. Öyle de oldu gerçekten ve 2.29 orandan oldukça güzel bir kazanç elde etti dostlarımız. Kazançları hayırlı olsun diyelim. Umarım bu şekilde devam edebiliriz Eylül ayında. Çok iyi bir Ağustos geçirmiştik. Eylül'e de gerçekten aynı ivmeyle girdik. Tabii ki bu bir garanti, %100 banko anlamına gelmez. Elbette sıkıntılı geçen günlerimiz de muhakkak oluyor, muhakkak olacaktı ama elimizden gelenin maksimumunu yapıyoruz. Ücret ödeyip katılan dostlarımız için de yapıyoruz. Burada sizler için, YouTube izleyicimiz için de yapıyoruz arkadaşlar. Gruplarımıza katılmak istiyorsanız ya da fiyat bilgisi almak istiyorsanız da yine hatta şöyle kayan yazımızı da alttan geçirelim.
Instagram'a da Telegram üzerinden bize ulaşabilirsiniz ki her iki iletişim linki de hem Instagram'ın hem Telegram'ın gerek videonun açıklama kısmında gerek de altta sabitlenmiş ilk yorumda mevcuttur arkadaşlar. Oradan ulaşıp fiyat bilgisi alabilirsiniz diyelim. Bakalım başka bir hatırlatmamız var mı diye. Spor Toto'nun Perşembe'ye sarkma ihtimali olabilir arkadaşlar. Olursa topluk sekmesinden belirteceğimi de söyleyeyim. Biliyorsunuz hafta içi Avrupa Kupası maçı oynayan takımlar var. Süper Lig'de erteleme fikstürü var gibi gibi. Yani bir sarkma ihtimali var. Olursa da onu dediğim gibi zaten topluk sekmesinden belirteceğim sevgili dostlar. Bu şekilde de hatırlatmalarımız artık yavaş yavaş. İsterseniz beyinleri gönderdiyseniz, abone olmayan dostlarımız abone oldularsa karşılaşmalarımızı değerlendirmeye geçelim, koyulalım. Bologna-Shakhtar Donetsk maçı erken seansın Sparta-Prag-Salzburg maçıyla beraber bir diğer karşılaşması 19.45 maçı. Tabii çok bahis severler tarafından tercih edilecek bir karşılaşma olmayacaktır bahis anlamında. Çok da hani böyle adı da çok cezbeden bir karşılaşma değil. Hani Shakhtar evet bir Şampiyonlar Ligi takımı diyebiliriz ama hani Bologna buraların çok yabancısı bir takım. Hani UEFA Avrupa Ligi bilemediniz hatta Konferans Ligi takımı bile diyebiliriz Bologna için. Tabii Shakhtar buraları oynamaya daha alışkın. Evet belki eski gücün çok uzandı savaş kaynaklı. Çok kan kaybetti. Çok işte kadrosundan değer kaybetti. Eskini hatırlarsanız inanılmaz Brezilyalı oyuncuları vardı. Lucescu döneminde özellikle. Keza Fonseca döneminde. O Tysonlar, Fredler. İşte Elano bir dönem Galatasaray'da da City'de de oynamıştı hatırlarsanız. Yine Alex Teixeira Beşiktaş'a gelen. Tabii Beşiktaş artık emeklilik ikramiyesi almak için gelmişti. Elinde baston falan tutuyordu ama yine de dönemin iyi oyuncularından biriydi. İşte o kadroyu böyle iyi yerli Ukraynalı oyuncularla harmanlayan bir takım vardı ama artık tabii eski gücünün uzandı ama hani o logoyu Şampiyonlar Ligi logosunu gördüğünde o müziği duyduğunda hakikaten bildiğimiz Shakhtar kimliğine bürünebilen bir takım var. Geçen sene yine Barcelona maçını vesaire hatırlayın orada sürprizlerini de yapmıştı. İyi maçlarda oynamıştı o grupta. O yüzden burada da Bologna'ya karşı bence daha avantajlı olan taraf kağıt üzerinde tecrübe anlamında söylüyorum ama tabii ki Bologna'da iç sahada Şampiyonlar Ligi maçına çıkıyor. Bir de yeni format. Yani doğrudan kazanma yönünde futbol oynayacaktır. Ama Bologna'da da teknik adam değişikliği var. Teknik adam değişikliğiyle beraber mantalite de değişti. Şimdi Motta çok daha işte gol yememe üzerine daha sağlam, fizik gücüne dayalı bir oyun oynatırken şimdi Italiano geldi. Eski Fiorentino hocası daha ofansif karakterli oynatan bir teknik adam. Ve direkt de bunun negatif yansımalarını Bologna'da görüyoruz. Yani hem sonuçlar gelmedi şu ana kadar Bologna cephesinde hem de baktığınızda hemen hemen her maçta kalesinde bir ila iki gol gören bir Bologna takımı var. Burada kazanarak başlamak isteyecek. Buraların tabiri caizse çömezi olan bir takım. Karşısında daha buraların havasını bilen, daha bu buraları koklamış bir takım var. Yani ne kadar güç kaybederse kaybetsin. Bence burada üzerine gelecek bir Bologna karşısında tehlikeler yaratacak, fırsatlar bulacak bir Shakhtar olacaktır arkadaşlar. Ve bunlardan da bence birini en azından karşılaşma genelinde 90 dakika genelinde değerlendirebilecek seviyede. O yüzden 1.41'lik orandan buradaki tercihim deplasmanın tek golü olacak. Deplasman 0.5 gol üstü aklına yatanlar değerlendirebilirler diyelim. Geçelim Sparta-Prag-Salzburg maçına günün gol beklentisi en yüksek karşılaşmalarından biri kamuoyu geleninde. Katılıyor muyum? Ben de katılıyorum. Yani baktığımızda Sparta-Prag hocayı belki Priske'yi Feyenoord'a gönderdi ama yanılmıyorsam yardımcı hocayla devam ediyorlar. Yani aynı mantalite değişen bir şey yok. Ligde yine gollü galibiyetler almaya devam ediyorlar. Hücum gücü oldukça yüksek bir takım. Savunma zafiyetleri var. Yani özellikle iç sahada çok rakiplerine karşı geri adım da atmadıklarından kaynaklı mutlaka maç başına yine 3 ila 4 pozisyonda bu tarz maçlarda özellikle daha kaliteli takımlara karşı verebiliyorlar. Salzburg yine yaş ortalaması düşük kadrosuyla işte belli başlı oyuncularını parlatarak, buraya da bir vitrin olarak kullanarak oyuncu satışlarını yapmaya çalışıyor. Tabii çok bu arenada çok iyi işler yapan bir takım değil. Galiba bir sene böyle bir çeyrek final yarı final mi? Çeyrek galiba görmüşlerdi böyle bir ilerleyişleri vardı ama onun dışında genelde grup sürecinde çok etkili olamıyorlardı. Bakalım bu formatta neler yapacaklar göreceğiz. Ama hücum gücüyle yine tanıdığımız, hücum gücünü övdüğümüz takımlardan biri. Ve burada da yine Sparta Prag'a karşı çata çat oynayacaklardır. Yani ben hani işte deplasmanda başlıyoruz, Prag'a gittik. Böyle çok kapanalım tarzında bir mantaliteyi benimseyeceklerini düşünmüyorum. İki takım da burada oyuna girecektir. İki takım da galibiyeti isteyecektir. Bu da gitti geldili maçı bizlere sunacaktır bence. Karşılıklı bolca pozisyon olur, tempo yüksek olur. Ve iki takımın da golleriyle ben 2.5 gol üstüne doğru gitmesini bekliyorum açıkçası karşılaşmanın. Hatta çok hızlı başlarsa 3.5 gol üstlerinde görebileceğimiz mücadele olabilir. Sanki böyle gollü beraberlik ihtimali 2-2 vesaire var gibi karşılaşmada. Ben dolayısıyla karşılıklı gollerle dediğim gibi 2.5 gol üstüne gitmesini bekliyorum karşılaşmanın. Bunu da combo tercih olarak alırsak 2.5 gol üstü ve karşılıklı goller olarak 1.66'lık oran elde edebiliyoruz sevgili dostlar. Bu yönde bir değerlendirme aklınıza yatıyorsa yapabilirsiniz diyelim. Geçelim Celtic Slovan Bratislava maçına. Günün en böyle cins karşılaşmalarından biri. Yani en böyle hakikaten herhalde birçoğunuz da
zorlamıştır tercih alırken ya da belki birçoğunuz uzak durmayı tercih edeceksiniz. Ya ben de 3 kere falan tercih değiştirdim ama en sonunda ilk aklıma gelen herhalde doğrudur diyerek ilk aklıma gelen ilk not aldım. Tercihe dönmeye karar verdim. Hani böyle öğrencilik döneminde sınavlarda falan derler diye ilk aklınıza gelen doğrudur diye. İnşallah burada da öyle olur. İnşallah o tercihte kazandırır. Baktığımızda tabii Celtic yani Avrupa tecrübesi olarak daha önde. İç sahada başlıyor. İyi bir atmosferde oynayacak karşılaşmayı. Bratislava biraz daha buranın yabancısı bir takım ama iyi de bir yoldan geldiler. Yani Midtjylland'ları falan hatırlarsanız acayip böyle gitti geldi maçların sonunda iki tane maçın sonunda elemeyi başardılar. Ya kolay teslim olan, kolay pes eden bir takım değil arkadaşlar. Burada Celtic'e bir zaman zaman problem çıkarabilirler ama sonuç değişir mi? Yani İskoçya'da oynayan bir Celtic burada hata yapar mı? Böyle yeni de bir format var. İç sahada da başlıyorken çok da ideal bir rakip yakalamışken sanmıyorum. Bence zorlansa da Celtic kazanacaktı. Tabii bu çok böyle Celtic yönden de değerlendirme yapmayı Şampiyonlar Ligi'nde sevmiyorum. Çünkü İskoçya Ligi biliyorsunuz yanıltıyor yani. Celtic Rangers alt başa gidiyor her sene. Alttaki takımlar arasında uçurum var baktığımızda ve bu da bu rekabetsizlik ortamı da Avrupa kupalarında iki takıma da olumsuz olarak yansıyor. Yani böyle bir çok bir Şampiyonlar Ligi'nde başarısı olan bir takım değil Celtic baktığımızda. Hani belki o Henrik Larsson dönemleri işte Japon fik atan oyuncu Nakamura'nın olduğu dönemler falan mesela Barcelona galibiyetlerini hatırlıyorum ama hani genel olarak böyle çok tuttuğum bir takım değildir benim Avrupa arasında. Ama burada daha avantajlı olan taraf ben öyle de böyle kazanmalarını bekliyorum. O nasıl kazanırlar diye düşündüğümde çünkü oranı arttırmak lazım burada. Düz galibiyetin oranı yok. Yani 2-0, 2-1 bandında bir Celtic galibiyeti aklımdan geçiyor. Yani belki Bratislava bir tane atıp iyiden iyiye işi zorlaştırabilir. Hadi maksimum olsun olsun 3-1. O yüzden 4.5 altında alacağım Celtic galibiyetini burada sevgili dostlar. Ve oranı 1.57 seviyesine çekeceğim. Aklına yatanlar varsa bu yönde değerlendirebilirler diyelim. Hatta şöyle yapalım. Bunu günün skor sorusu yapalım arkadaşlar. Yine ben sıfırcı hoca olarak kazık maçı sormuş olayım sizlere. Skor etkinliğine dileyenler yorumlar kısmında videonun skor tahmini yazarak katılabilirler. Skoru bilen bir dostumuz da ayın sonuna kadar Süperstar grubumuzda misafir edelim ücretsiz bir şekilde ki buradan sevgili dostum Tios'a da teşekkür ediyorum. Son iki skor kazananlarını da yayınlamamıştık. Unutmuşum ben onları ama görsel olarak da Instagram sayfamızdan yayınladık. Gerçi Salih Bey yine halihazırda zaten gruplarımıza üye kendisi bir hafta daha ekstradan kazanmış oldu. Bir ondan sonraki maçın zaten skorunu bilen yok ama son Milan Liverpool maçını bir dostumuz bilmiş. Yine Instagram'ı check ederse, Instagram'a bakarsa oradan ya da fark etmez Telegram'dan da ulaşırsa kendisini gruplara ekleyelim diyelim. Tercihimizi de paylaştık. 4.5 altında maç sonucu 1 olarak yorumladık ve geçtik bir sonraki maçımıza Kulüp Brugge Borussia Dortmund. Yani ilk bakıldığında değil mi? Nuri Hocalı Dortmund hani biraz Kulüp Brugge deplasmana gidiyor. Hafif bir çekinebilir işte Brugge Dortmund gibi son yılın finalistine karşı oynuyor. Bir zaman zaman böyle sanki sıkışma ihtimali, bir zaman zaman kitlenme ihtimali olabilecek bir maç gibi. Yani böyle ilk bakıldığında değil mi? 2-3 gol kokan bir karşılaşma gibi ama bu salı fikstürünü gördükten sonra böyle biraz açıkçası sınırlandırılmış tercihler. Yani 2.5 altlardan, 2-3 gollerden ben biraz kendi adıma çekindim açıkçası arkadaşlar. Yani Celtic maçında mesela 4.5 altında bir olarak değerlendim ama çok içime sindim dersiniz. Açıkçası çok içime sinmedi. Böyle ilk yarıdan iki golle falan başlayan garip bir maçta olabilir. Biraz bu tarz durumlarda böyle daha ilk fikstürlerde genel trendden devam etmekte fayda var bence. Yani baktık salı günü çok gollü geçti. Yani çarşamba neden geçmesin? Yani düz mantıkla düşünmekte fayda var bence. Çok 2-3 gol koktuğunu söyledim ilk bakışta ama ben o 2-3 golü de aslında böyle bir tarafa 2-0 ya da 3-0'la beklemiyorum arkadaşlar. Yani böyle yine iki takımın da birbirine karşı gol bulabileceği bir karşılaşma olduğunu zaten düşünüyordum. Yani 1-1 ya da maksimum bir tarafa 2-1 gibi gözüküyor ama dediğim gibi golü de başlayan bir fikstür var. Şimdi Kulüp Brugge geçen sene çok iyi bir konferans ligi oynadı. Epey ilerledi orada ki zaten bir Şampiyonlar Ligi takımıdır. Kulüp Brugge hakikaten ağırlı olan bir takım. Geçen sene yine gerilerden 20 küsur puanlardan gelip ligi kazanmayı başardı playofflarda. Hakikaten çok winner karakterli bir takım. Dortmund son finalist diyoruz. O kadroyla o kadar devin arasından sıyrılıp Real Madrid'e karşı finalde de kafa tuttu. Hiç fena bir futbol oynamadı. Nuri Hoca da burada ayağın tozla iyi işler yapmaya çalışıyor. Yani bakıldığında iki takım öyle de böyle burada az da olsa fırsatlar bulacaktır. Ve birer kez bence birbirinin ağlarını havalandırabilirler arkadaşlar. Burada o yüzden doğrudan karşılıklı gol vara gideceğim ki 1.51 gibi de güzel bir oranı var. Yani bana sorarsanız zaten karşılıklı gol varın 1.45'i minimum görmesi lazım. 1.45, 1.50, 1.55 minimum olması lazım. Çünkü zor bir tercih. Ağzımızdan kolay çıkıyor ama hakikaten gerçekleşmesi zor bir tercih ama burada KG'de kalacağım çünkü 1-1 ihtimalinden çekindiğim bir karşılaşma arkadaşlar. Ondan otun düşmüş olayım dileyenler karşılıklı gol var olarak değerlendirebilirler diyelim. Geçelim City Inter maçına. Yani böyle baktığınızda bültende, çarşamba bültende Şampiyonlar Ligi adının ağırlığının hakkını veren yegane karşılaşma gibi. Hatta son
2 yıl öncenin Şampiyonlar Ligi final eşleşmesi aynı zamanda. Hatırlarsanız İstanbul'daki olimpiyatlarındaki finalde bayağı da zorlamıştı Inter. Yani City ağır favoriydi. Sonunda şeytanın bacağını kırdı, kupayı aldı ama Inter bayağı kompakt bir oyunda City'yi düzen dışına çıkarmıştı. Pozisyon bulamadı City, açamadı. Rodri'nin sürpriz golle kazanmışlardı ve son 9-10 dakikada Ederson ipten almıştı City. Hakikaten Inter orada epey zorlamıştı. Şimdi bu bütün dünyanın maç sonucu bir oynayacağı bir karşılaşma olacaktır. Bütün bahis severler burada 10'da 8'i falan maç sonucu 1'e gidecektir. Yarın hatta bütün listeleri kontrol edin. İşte Avrupa top 10, Türkiye top 10, Asya top 10, ABD top 10. Yani bu 4 tane 5 tane liste saydım. Bunların 3'ünde falan ilk 3'te bir City, Inter, MS1 görürsünüz arkadaşlar. Ha, olabilir mi? Tabii ki olabilir. Yani Etihad'da bu canavar gibi bir takım. Karşınıza almanız çok zor olan bir takım. Özellikle Etihad'da. Ama tam da sanki şöyle bir karşılaşma olacak gibi geliyor. Buna bir maç sonucu bir oynanacak buna. Oynayanlar ilk böyle erken dakikalarda ilk yarıdan gelecek Inter golüyle ah nasıl oynadım, ah elim kırılsaydı da oynamasaydım, o tuşa basmasaydım, o kuponu doldurmasaydım diye böyle kendilerine bence serzenişte bulunacaklar. Zor bir karşılaşma olacak. City yine kazanabilir ama ya Inter'de kolay teslim olmaz burada arkadaşlar ve City de açıkçası gol yemeyen bir takım değil. Son özellikle maçlarına da baktığımızda biraz savunmada aksıyorken benim buradaki tercihim açıkçası 90 dakika genelinde gelecek bir Inter golü olacak sevgili dostlar. Yani deplasman 0.5 gol üstü bunun da oranı 1.50 hatta dedim ya. Hani sanki böyle maçın başında tık diye gelecek diye gol yönünde bir beklentim var. Ya bu gol bir de ilk yarıdan gelir mi arkadaşlar? Hakikaten deplasman ilk yarı 0.5 gol üstü de 2.62. Ya iki tane ideal maçı koysanız yan yana, 3 tane bile koysanız zor yakalarsınız herhalde. Çok sağlam bir oran. Yani dileyenler tekten de ufak bir şey atabilirler ya da yüksek oran denemeleri tekten 2'li 3'lü yapıyorsanız sistem kuponları için bile olabilecek bir tercih. Ekstra da yüksek orandan aklınızda bulunsun diyeceğim sevgili dostlar ve geçeceğim son mücadelemize. Paris Saint-Germain Girona karşılaşması. Tabii Girona ilk kez tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek ki analarında aksi kadar helal olsun. Gerçekten müthiş bir La Liga sezonu oynadılar geçen sene. Çok da hak ettiler burada olmayı. Ama tabii çok kan kaybettiler ve buranın çok yabancısı bir takım. Karşılarında buranın ağır abilerinden olan Paris Saint-Germain var. Tabii istedikleri başarı baktığınızda gelmiyor ama yenilenen kadrosuyla, yani o Messi'li, Neymar'lı, işte Mbappe'li kadro çok şımarık bir hale almıştı hatırlarsanız. Maçları sallamayan, işte 3 yiyip 5 atan falan saçma sapan bir takımdı ki birçoğunuz da herhalde son 2-3 yılda Paris inanılmaz yakmıştır. Yani bu videoyu izleyen 10 kişinin 7'sinin kara listesi net bir şekilde Paris vardır ama biraz daha sanki yani yıldızsız, daha gösterişsiz ama daha doğru, daha kompakt, böyle topu çok daha hızlı ulaştıran, daha ciddiyetli bir Paris'te görüyoruz bu sene. Yani daha böyle bizim biraz daha Paris'te barışma senemiz gibi. Fransa Ligi'nde de zaten daha şimdiden başladılar. Yani zaten Fransa Ligi'ni ölüsü bile bu takımın kazanıyor baktığımızda ama hani Şampiyonlar Ligi'nde bu takım bir başarı çıkarabilir mi? Ben çok sanmıyorum arkadaşlar. Yani kadro kalitesinin ben çok yeteceğini düşünmüyorum ama iyi giren bir Paris var baktığımızda. Karşıda buraların, dediğim gibi, buraların havasını bilmeyen çok daha tecrübesiz bir takım var. Bu kadar da gollü olanında etkiliyken, bir de iç sahada başlıyorken hata yapacaklarını düşünmüyorum arkadaşlar. Tabii zor maç olabilir yine yani. Girona da çok inatçı, pes etmeyen, oyun içinde kalan bir takım. Skor tehdidi var mesela. Burada da bir Girona golü gelirse içten içe beklemiyor değilim. Şaşırmam ama dediğim gibi bence karşılaşma beklentiden sekmeyecektir. Yani Paris kazanacaktır. Kazanırken de bence gollü maç oynayacaktır arkadaşlar. Bir Girona golü gelirse de dediğim gibi ne ala gelmediği senaryoda da bence Paris tek başına 3 gole tamamlayabilir. Yani 2 golü zaten var gibi gözüküyor. 3. golü de beklenebilir. O yüzden 2.5 gol üzerinde Paris galibiyeti olarak bence değerlendirebiliriz arkadaşlar karşılaşmayı. Bunun da oranı 1.63 sevgili dostlar. Dileyenler bu yönde bir tercih alabilirler diyelim ve yayınımızı burada sonlandıralım. Sizlerle yavaş yavaş vedalaşalım sevgili dostlar. İzlediğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Vakit ayırdınız, beğeni bıraktınız. Umuyorum abone oldunuz, abone olmayan dostlarımıza seslenmek gerekirse desteklerinizden dolayı özetle teşekkür ederim sevgili dostlar. Umarım şöyle biraz daha hani salı yayına nazaran da biraz daha yüksek seviyelerde bir performans da verebilirsem ben de açıkçası kendi adıma daha memnun olacağımı söyleyeyim. Spor Toto konusunda dediğim gibi bir perşembeye sarkma durum olursa da haber vereceğim. Topluk sekmesinde mutlaka gözünüz olsun sevgili dostlar. Bir kez daha teşekkür etmiş olayım izlediğinizden dolayı, beğeni ve yorum desteklerinizden dolayı ki yorumlarda da çok güzel kendi tercihlerini yazan, gerçekten futbol bilgisi çok yüksek, bu işlere ciddi kafa yoran izleyicilerimiz de var. Kendi tercihinizde yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Diğer izleyicilerimiz mutlaka görüyorlar, faydalanıyorlar. Keza sıkıntılı gördüğünüz bu maç patlar, aman arkadaşlar bundan uzak durun dedikleriniz varsa da onları da yazmaktan çekinmeyin. Sizin yorumlarınızı, tercihlerinizi de
son derece değerli arkadaşlar. Benim terslerim arasından da dediğim gibi aklınıza yatanlar, hoşunuza gidenler varsa da değerlendirebilirsiniz diyelim. Hepinize çarşamba üzerinde bol şanslar. Perşembe yanımızda görüşmek dileğiyle sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.